Helvasım en çok verdi. Adalet bir toplumun mayasıdır. Adalet bir toplumu oluşturan tüm fertlerin aynı zamanda birbirleriyle dayanışma bağının ta kendisidir. Eğer bir toplumda adalet çiğnenmişse, adalet ortadan kaldırılmışsa maya bozulmuş demektir. Bir arada yaşama zemini ortadan kaldırılmış demektir. Maalesef 2 yıl boyunca hayatın her alanında temel hak ve özgürlükler bu ülkede hükümet tarafından, iktidar partisi tarafından ağır saldırı altındadır. Ve bugün en büyük zararı, en büyük tahribat adalet zemininde, adalet kurumlarında ve adalete olan inançta yaşanmıştır. Neredeyse 2 yıldır Manisa'da, Manisa il teşkilatımız, ilçe teşkilatlarımız, bileşenlerimiz, legal demokratik siyasetin aktörleri, aktivistleri sadece ve sadece demokratik siyasetin içerisinde yer aldıkları için, basın yasalamalarını yaptıkları için bir siyasi parti ne yapması gerekiyorsa o siyasi partinin faaliyetlerine katıldıkları için 2 yıldır rehin tutuluyorlar. Eğer bu ülkede hukuk namına miskali zerre kadar bir şey kalmışsa, bugün tutuklu bulunan 150'yi aşkın arkadaşımız bugün derhal serbest bırakılmalı. Ve aynı zamanda bu insanlardan özür dilenmeli, haksız tutuklandıkları için de tazminat ödenmeli bu insanlar. Dönüp toplumdan özür dilenmeli. Düşünün, Manisa İl teşkilatımızın 4 eş başkanı şu anda cezaevinde. Ve bu insanlar neyle suçlanıyorlar? Mesela suçlandıkları nedenlerden bir tanesi, Tahir Elçi katledildiği için basın aşaması yapmışlar. Protesto etmişler. Yaşam hakkına sahip çıkmışlar. Yaşam hakkını savunmuşlar. Legal demokratik siyaset ne yapar? Elbette ki yaşam hakkını savunur. Bundan dolayı tutuklu bulunuyorlar. Cumhuriyet Gazetesi'nin yazar kadrosu, yönetimi, yöneticileri haksız ve hukuka aykırı bir şekilde operasyonla tutuklanmış, cezaevine konulmuş. İl ve ilçe teşkilatlarımız, aktivistlerimiz bunu protesto etmek için basın aşaması yapmışlar. Yaptıkları bütün bu basın aşamaları, legal demokratik siyasetin hükümete dair bütün itirazları iddianamede suç unsuru olarak yasa dışı örgüte destek ve danışma olarak lanse ettirilmiş. Çok açık ve net. Hukuk bir gün herkese lazım olacak. Hukuk bugün bu hukuksuzlukları Türkiye toplumuna dayatan bu iktidara da lazım olacaktır. Ve bugün hukuku, hukuk araçlarını iktidar aleyhine bir şekliyle iktidarın sopası haline dönüşmüş olan yargının kendisine de hukuk lazım olacaktır. Hakimlere, savcıların kendisine de hukuk lazım olacaktır. Çünkü tarih bir yönüyle tekerrürden ibarettir. 2009 yılının Mayıs ayında adına keceke operasyonları dedikleri operasyonla 10 bini aşkın Kürt legal siyasetçisi tutuklanıp cezaevine konuldu. Bütün o operasyonları yöneten polis şefleri, 2009 yılını kastediyorum, 2010 yılını kastediyorum, 2011 yılını kastediyorum. Bütün o dönemin polis şefleri, müdürleri ve o dönemin savcıların, hakimlerinin tamamı şu anda cezaevinde. Tamamı cezaevinde. Çünkü yargıyı bir otoritenin sopası haline dönüştürdüler. Ve o otorite düşünce onların tamamı cezaevine konuldu. Eğer bugün zerre kadar hukuka sahip çıkmak istiyorsak, haksızlık kime yapılırsa yapılsın
ve haksızlık kimden gelirse gelsin özü itibariyle haksızlık olduğu için, hukuksuzluk olduğu için hep birlikte itiraz etmekle mükellefiz. Bir kez daha zorbalığa karşı, bir kez daha hukuksuzluğa karşı kimden gelirse gelsin HDP olarak boyun eğmedik ve bundan sonra da boyun eğmeyeceğiz. Bu dava özü itibariyle legal demokratik siyasetin aktörlerinin rehin alınması davasıdır. Hukuksuzluğun ta kendisidir. Bu dava özü itibariyle HDP'nin ve demokratik siyasetin tasfiye edilmesi davasıdır. Bir halk hareketi gücünü halktan alır. HDP gücünü halktan alan bir harekettir. Ve 6 milyon insanı, en az 6 milyon insanı temsil etmektedir. HDP fikriyatı itibariyle de bütün evrensel değerleri temsil etmektedir. Bu itibariyle de bu baskılar hiç kimsenin şüphesi olmasın ki HDP'yi susturamayacaktır. Bu baskılar demokrasi talebinden bizleri vazgeçirtmeyecektir. Bu baskılar bizi özgürlük talebinden vazgeçirtmeyecektir. Bu baskılar bizi onurlu ve eşit bir şekilde birlikte yaşam talebinden vazgeçirtemeyeceklerdir. Bugün genel merkezimiz adına ailelerimizle birlikte arkadaşlarımızın davasını izlemeye geldik. Ben inanıyorum ki bir gün gelecek bu hukuksuzluğu, bu insanlara reva gören anlayışın ve aktörlerin kendisi halkın vicdanında mahkum olacaklardır. Şimdi müsaadenizle duruşmayı izlemeye geçeceğiz. Eğer bir sorunuz varsa kısa bir şekilde alayım. Öğlen arası da basına izlenimlerimizi aktarmak üzere tekrar bir değerlendirmemiz olacaktır. Peki. Devam. Peki.